Sadece ben gördüm. Gerçekten çok talihsiz ve utanç verici bir olay yaşadık dün akşam. Gerçek olmamasını dilerdim. Hatta sabah uyandığımda acaba rüyam mıydı? Bu bir kabus muydu? Diye düşündüm. Ama maalesef değilmiş. Bu pandemi sürecinde hep evdeydik. Sıra restoranlara, meyhanelere, yeme içmeye gittik. Ama ilk defa dışarıda bir organizasyona katıldınız. Heyecanlıyız onun için. Beklentimiz büyük. Güzel bir arkadaş grubumuz var. Onlarla beraber eğlenmeyi planlıyoruz. Ben sapıtacağını düşünüyorum. Akşam evde kavga var gibi. Akşam hesaplaşırız. Eğlence başka, o başka. Ben kız arkadaşım Gamze Erdeğer. Yakın arkadaşlarımdan biri Utku Yusuf Özcan ve Gizem Ulusoy'la. Onunla beraber gidiyoruz. Güzel hissediyorum. Heyecanlı olacak inşallah. Zor olacak bence. Eğleniriz diye düşünüyorum. Bayağıdır insan içine karışmadım. Ben biraz yabaniyim. Bu akşam Büyük Ev Avlu Kadın konserine gideceğiz. Daha önce One Love'da sevgili arkadaşım Müfit Can Alp ile Büyük Ev Avlu Kadın'ı dinlemiştik. Çok eğlenmiştik. Aynı zamanda Gizem Ulusoy da vardı. Bence bu akşam da eğlenceli olur. Fortnite'a gideceğiz. Yani tamam, ben sevgilimle iyi eğlenirim. Yani Yusuf'la ve Gizem'le ne kadar eğlenebiliyoruz onu bilmiyorum. Yani idare edeceğiz işte bu akşam. Sapıtmayı düşünüyorum. Yani biraz zıplayıp hoplayıp delirmek istiyorum. O zaman konserde görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Info. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpırım. Fişek gibiyim. 20 yaşında gibi hissediyor musun sen de? Ben zaten 20 yaşındayım. Bu otoparklar bir harika dostum. Parti burada başlar. Bunu gerçek rave'ciler bile sadece. Gerçek parti insanları bile. Nasıl konser? Çok iyi. Çok iyi. En ucuz yer burasıydı. Buradan alabildik. Kardeşim, kız arkadaşlarımızla konsere geldik. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Önümüze bakacağız. Sahneyi izleyeceğiz. Tabii kız ki. Arkadaşlarımıza bakacağız. Kafamızı eğeceğiz böyle. Önümüze başımız bağlı. Çok iyi. Aşk önemli çünkü. Müfit Can Bey, sizin? O neydi? İlerleyen dakikalarda bir şey olacak. Biliyorum. Ne haber? Nasıl gidiyor? Yetişkin mi verdik? Yetişkin verdik. Yoksa aynen. Ben ilkokula gidiyorum. Kız arkadaşım Gamze de ortaokul. 6. sınıf. Kısa bir minibüs yolculuğundan sonra eve gitmeye çalışıyoruz. Çok çılgın bir yolculuk. Metroya gireceğiz. Ve çalışmıyor. Oo, asansör. Gecenin en şanslı hareketi. Moonwalk yapıyorum. Yusuf şu an açmak üzere. Eve gelmek için çok uğraştık. Evet, kediler kaçacak şimdi. Fican Bey, nasıl bir konser geçirdiniz? Düşünce... Güzel bir konser, çok eğlenceliydi. Özellikle ben ve sevgilim aşırı eğlendik. Ama diğer iki arkadaşımız, Yusuf ve Gizem arkadaşımız pek eğlenmiş gibi gözükmüyorlardı ve bizim de eğlencemizi bölmeye çalışıyorlardı. Dönüş yolumuz çok felaketti. Büyük taksi sıkıntısı var yani. Taksicilere sesleniyorum. Benim babamız iki kutu kola gibi. Merhabalar, benim adım Gizem. 28 yaşında
Kaç yaşındayım? 29 yaşındayım. Gece güzeldi. Eğlendiğimi düşünüyorum. Öyle sonra kokoreç yemeye gittik. İki kokoreç ve midyeye 80 lira verdik. Buradan kokoreçlere sesleniyorum. Güzel, eğlenceli bir geceydi. Çok zıpladık, çok yorulduk. Kaç adım atmıştık? 13.900 adım attık. 20.000 adım atmıştık. Molot falan yaptım. Onlar da sayarsak 20.000 adım falan yaptık. Ay onu yapalım. Nereden? Şuradan abone olabilirsin. Bizi takip etmeyi unutmayın falan filan. Teşekkürler. Yapacak kayıttaydık ya. Sokarsan baskete geri dönüyorum. Tamam haydi yine sakin. Bayağı eğlendim. Özlemişim böyle dışarı çıkmayı, işte efendime söyleyeyim, işte farklı insanlar gözle görmeyi özlemişim. Müfiçan ve Gamze ile dışarı çıkmak keyifliydi. İlk kez hayatta buluştuk. İlk defa birbirimizi hayatta gördük. Aynen. Kokoreç yemek isteyenler kesinlikle yemeyin. Beşiktaşlı yemesinler çünkü çok pahalı. Ayrıyetten çünkü neden olmasın diyen sevgili arkadaşlar. Peki konsere neden gittiniz? Konsere neden gittim? Gerizekalı soru. Çünkü neden olmasın diyeceksin. Bir daha. Bravo. Vay hemen kapmış bak. Hadi bir daha. Peki size geceyi kapatarak son bir soru soruyorum. Konsere neden gittiniz? Çünkü neden olmasın? Çok inandırıcıydı. Flash TV oynayacağız. Evet Gizem Hanım, dün akşam yaşanan talihsiz olayı detaylarıyla anlatabilir misiniz lütfen? Sadece ben gördüm. Gerçekten çok talihsiz ve utanç verici bir olay yaşadık dün akşam. Gerçek olmamasını dilerdim. Hatta sabah uyandığımda acaba rüya mıydı? Bu bir kabus muydu? Diye düşündüm. Ama maalesef değilmiş. Böyle oldu. Utku Bey gece saat yaklaşık 3 sularında tuvalete kalktı. Evet, ben Yusuf ve Gizem arkadaşımızın odasında sevgilim Gamze Erder'le beraber mışıl mışıl uyuyorken. Ben de onunla birlikte uyandım. Sonra bir baktım ki Utku Bey gelmiyor içeriden bir türlü. Bir ses de gelmiyor. Merak ettim, dedim gideyim bir bakayım. Ben gidiyordum ki bir baktım Müfitcan ve Gamze adlı arkadaşlarımızın odalarının kapısı açık. Tam da Susan içeri girmek üzereydi. Ben de dedim ki herhalde onlardan biri tuvalete girdi, kapıyı açık bıraktı. Susamı alıp kapıyı kapadım. Sonra tuvalete doğru devam ediyorum. Utku'yu orada bulma umuduyla. Baktım Utku tuvalette yok. Diğer odalara bakıyorum. Yok mutfakta diyorum herhalde. Yok. Sonradan aklıma geldi. Arkadaşlarımızın odasına gitmek suretiyle yatağa bir baktım ki. Hatırladığım tek şey yatağıma gittim. Tam da yatmak istiyorum ve bir kalabalık var. Ben de kalabalığı yara yara kendime bir yer edindim. Tam uyuyordum ki Utku bir çiftin arasına uzunlamasına girmiş ve mutlu bir şekilde yatıyordu. Bir anlık koluma dokunan bir muavin edasında Gizem Anusoy'un, Gizem Hanım'ın beni uyandırdığını gördüm. Gerisini Utku beğenmez. Sağıma baktım, soluma baktım. Gamze ve Müfitcan. Aralarına yatmışım. Başta bunlar kim dedim, ne alaka? Sonra Müfitcan'la Gamze'yi gördüm, onlar ne alaka dedim. Sonradan bizde kaldıklarını hatırladım, utandım. Burada canlandırır mısınız o anı? Mesela şu an size, gözlerinizi kapayın lütfen. Şu an size dokunuyorum. Evet, aynen, birazcık... Abarttın mı? Samanyolu oyunculuğu olsa da... Evet, böyle bir utanç verici ve keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir olay oldu. Ama belki çocuklarımıza anlatırız. Peki, gelecekteki size gelecek misafirlere bir tavsiyeniz var mı? Buradan gelecek misafirlerimize, sevgili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen kapınızı kilitleyin arkadaşım. Aranıza mesafe koymayın. Yakın uyuyun. Sarılın, pislikler olmasın. Girelim. Araya girelim. Gamze Hanım, dün gece yaşanan olayla ilgili sizin hafızanızda kalanları alabilir miyiz? Yok. Hiçbir şey yok hafızamda.